Benim canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben Sevmeli Hoca. Sevmeli Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün kampımızın 15. günündeyiz. Konumuz limit ve süreklilik. Önce limit ve süreklilikle ilgili bir konu özeti yapacağız. Aklınızda kalmayan veya hatırınızdan çıkan kıyıda köşede kalmış bilgileri derleyip toparlayacağız ve hepsini hatırlatacağız. Daha sonrasında da çok güzel limit ve süreklilikle alakalı tekrar soruları çözeceğiz. Ve en son artık ikinci videodan sonra da sizi bir güzel ödevlendireceğim. Ve ödevlerinizde yaptığınız takdirde limit ve süreklilik hakkında artık böyle korkmanıza falan hiçbir şekilde gerek kalmayacak. Ücretsiz pdf'iniz açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla indirebilirsin. Çıktısını alıp veya tabletinden benimle beraber ilerleyebilirsin. Tavsiyemdir benimle beraber çalışman. Çünkü ben sana burada... Konuyu özetlerken çok önemli detaylar, çok önemli bilgiler de veriyorum. Onları da not almanı rica ediyorum. Evet artık hazırsak abone olduysanız, videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Evet gençler bir noktaya yaklaşmayla başlıyoruz. Öncelikle x değişkeni a noktasına eğer azalarak yaklaşıyorsa yani değerleri azala 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 bir a noktasına doğru yaklaşıyorsak biz buna x a'ya sağdan yaklaşıyor deriz. Ve bunu nasıl gösteririz arkadaşlar? Bakın şöyle bir x yaptık. Yaklaşımı şu şekilde okla gösteriyorsunuz. A'nın sağına yaklaşıyorsak şu şekilde ifade ediyoruz. A üzeri pozitif şeklinde. Eğer artarak yaklaşıyorsak bu sefer de sayı doğrusunda artan taraf sağ tarafa doğru arttığı için gençler solundan yaklaşıyoruz demektir. Bu da x'ler A'ya sol tarafından yaklaşıyor denir. Bir fonksiyonun limiti Fonksiyonun limitini nasıl alacağız? Öncelikle... A, reel sayıların bir alt kümesi olmak üzere A kümesinden reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu için, xler A'ya yaklaşıyorken f(x)in limiti ve xler A'ya e, sağdan yaklaşıyorken f(x)in limiti, xler A'ya soldan yaklaşıyorken f(x)in limitine eşit ve ikisi de L ise, biz bu fonksiyona için A noktasında limiti vardır deriz ve limit ne olur arkadaşlarım hemen şunu yazabiliriz, limit x A'ya yaklaşıyorken f(x) eşittir L diyebiliriz. Bak dikkat et. A'nın sağ tarafına yaklaşıyor, sol tarafına yaklaşıyor. Limitlerin ikisi de birbirine eşit ve L sayısı oluyorsa o halde artık x'in A'nın solu veya sağı önemli değil. A'ya yaklaştığı durumda f(x)'in L değerine eşit olması gerektiğini tabii ki de söyleyebiliriz. Eğer f(x)'in A'nın sağındaki limiti solundaki limitine eşit değilse işte o halde bizim fonksiyonumuzun bu noktada limiti yoktur diyoruz. Yani limitin olabilmesi için tek şart var. Sağ limitin sol limite eşit olması. Limitin olmaması için tek şart var. Sol limitin sağ limitten farklı olması. Bizim için burada tanımlı olmanın falan hiçbir önemi yok gençler. Yani limit o noktayla alakalı değil. Şimdi birazdan ona da değineceğiz. Bir fonksiyonun bir noktada tanımlı olup olmaması... Limiti olup olmadığı hakkında bize hiçbir bilgi vermez. Yani sana bu fonksiyon A noktasında tanımsızsa hadi bakalım bu limiti var mıdır gibi çeldiricili bir soru sorulursa sen diyeceksin ki bizim limit değerimiz o noktayla alakalı değil. O noktanın civarıyla alakalı. Sağıyla, soluyla alakalı. O noktada tanımsız olabilir ama sağında veya solunda bir tanımı varsa ve sen bunların limitini inceleyip eğer limit değerini de ikisini birbirine eşit buluyorsan limit vardır. Yani tanımsızsa da limiti olabilir. Tanımlıysa limiti olmaya da bilir. Pekala tanımsız olduğu noktada limiti olabilir diyoruz. Tanımlı olduğu noktada ise limiti olmayabilir. Limiti olup olmama durumu noktayla ilgili değil noktanın civarıyla ilgilidir. Bunu birazdan ele alacağız. Şimdi sonuç olarak gençler x'ler a'ya yaklaşırken fx'in limiti l ki l bir reel sayı limit her daim bir reel sayı eşit. Yani fx'in a noktasındaki limit değeri eğer l ise sol limiti de l'dir sağ limiti de l'dir f a tanımlı veya tanımsız olabilir yani fonksiyon a noktasında tanımlı veya tanımsız olabilir bu şartları l sağlayan l reel sayısı yalnızca ama yalnızca bir tanedir yani bir fonksiyonun bir noktada birden fazla limiti falan olamaz bir tanecik limiti vardır diyoruz şimdi teorik olarak limit konusunu anladıysak geçelim örneklerine f x fonksiyonun grafiği verilmiş mesela bize burada diyor xler eksi birin sol tarafına yaklaşırken f x artı bir şimdi burada şuna dikkat edeceksin X gördüğün yere eksi 1'in sol tarafını yazıyorsun ve buna 1 ekliyorsun. Şimdi eksi 1'in sol tarafına ben 1 eklersem 0'ın sol tarafını bulurum. Normalde eksi 1 bir ile 1'in toplamı 0'dır. Ama eksi 1'in sol tarafı eksi 1'den biraz daha küçüktür. Eksi 1'den biraz daha küçük olan bir sayının üzerine 1 eklersen 0'dan biraz daha küçük bir sayı elde edersin. Demek ki bizden istenen F0'ın sol tarafı. 0'ın sol tarafı içinde şuradan tuttun yukarı doğru 0'ın sol tarafı yukarı doğru gidiyorsun. Ee, görüntü yok demek ki alt tarafta görüyorsunuz. 0'ın sol tarafını değdik ne tarafa doğru yığılmış bu noktalar 0'a doğru Demek ki sevgili arkadaşlarım bunun limit değeri 0'dır diyebilirsiniz 2'nin sağ tarafından 2'yi çıkarırsanız eğer 0'ın sağ tarafını bulursunuz Bu sefer 0'ın sağ tarafı için 0'ın sağ tarafı burası Yukarı doğru çıktım nereye doğru yığıldı benim noktalarım 2 noktasına doğru demek ki buranın limiti de varmış ve 2'ymiş Eksi 1'in sol tarafında 2x demiş 2'yi ben eksi 1'in sol tarafıyla çarparsam eğer eksi 2'nin sol tarafını bulurum ki eksi 2 burada sol tarafı burada yukarı doğru çıktım nereye doğru yığıldık 4 noktasına doğru. Demek ki bunlar limiti 4'müş. Bir de eksi 1 eksi 1'in sol tarafı şimdi eksi 1'den ben 1'in sol tarafını çıkaracağım. Şimdi eksi 1 dediğimiz noktamız sevgili arkadaşlarım şu sayı doğrumuz olsun şurası 0 olsun şurası da eksi 1 olsun. Ben birin sol tarafının birden birazcık küçük pozitif bir sayı olduğunu biliyorum. Eksi 1'den bir çıkarsa, çıkarsaydım normal şartlar altında eksi 2 kalacaktı. Eksi 2 de burada ama eksi 1'den tam anlamıyla bir bir çıkarmıyorum. Birden birazcık küçük bir sayı çıkarıyorum. Yani şuralara falan tekabül eder ki bu da bana eksi 2'nin sağ tarafını verir. Bak içerisi neymiş? Eksi 2'nin sağ tarafı. Eksi 2'miz şurada. Eksi 2'nin sağ tarafı ise buradadır. Çarptık döndük. Nereye gittik? Eksi 2'ye. Demek ki cevabımız da burada. Eksi 2 olacak. Şimdi burada gençler. E, bazı sayıları yerine yazdığımız takdirde işte birin sol tarafından 2'nin sağ tarafını çıkarınca ben ne yapacağım bilemiyorum falan diye arkadaşlarım varsa hani örnek veriyorum şunu direkt söyleyebiliyorsundur. F 3'ün sol tarafı. Tamam bunun nerede olduğunu görebiliyorsundur. Bak 3'ün sol tarafı burada. Nereye doğru yaklaşmış? Sıfıra doğru. Ama gidip de bana işte şöyle ki x 2 diyelim. Burada Örnek veriyorum 3'ün sol tarafı. 3'ün sol tarafından 2 çıkınca benim kafam karışı veriyor veya daha zor örnekleri de var karşımıza çıkıyor. Mesela burada bence eksi 1'den 1'in sol tarafını çıkarmak öyle her baba yiğidin harcı değil yapamayabilirsiniz. Ama ben diyorum ki size kolay bir yöntemde gösterebilirim. Hani normalde müfredatta gösterilmeyen ama hani üniversitede matematik bölümü okuyanların falan çok iyi bildiği veya mühendislik okuyanların falan çok iyi bildiği bir yöntem. Aslına bakarsanız biz epsilon dediğimiz harfi epsilon dediğimiz harfi biz sıfıra en yakın pozitif sayı diye nitelendirecek olursak yani ben bunu sıfırın sağı olarak nitelendirecek olursam neymiş epsilon sıfıra en yakın olan pozitif sayı yani çok küçük bir sayı aynı sonsuz gibi mesela sonsuzun ne olduğunu bilen var mı yok yani sen buna çok büyük bir sayı söylersin örnek olarak ben de derim ki sürekli artı bir e sıfıra en yakın sayıyı sorsam belki sen sıfır koyup buraya milyon tane sıfır koyup sonuna da bir koyacaksın mesela. Ben de diyeceğim ki araya bir tane daha sıfır atarsam seninkinden daha küçük bir sonuç olur. Yani sıfıra en yakın sayıyı da bulamam ben. Bu yüzden bunu epsilon olarak kabul edelim diyorum. Şimdi daha iyi anladın. Pekala. Şimdi mesela ben burada e, birin sol tarafı diyor ya. Ben bu birin sol tarafını o zaman birden epsilon çıkararak ifade edebilirim. Birin sağ tarafı dediği zaman buna da bir artı epsilon şeklinde bunu ifade edebilirim. Benden ne istemişti? Eksi 1'den neyi çıkar diyordu? Birin sol tarafını al. Birin sol tarafı bir eksi epsilondur. Şimdi eksiyi içeri dağıtırsa eksi 1 eksi 1 artı epsilon yapacaktır. E burası da şununla şunu topladım. Eksi 2 artı epsilon. Eksi 2'ye epsilon eklediysem e tabii ki bu bana eksi 2'nin sağ tarafının ta kendisini verecektir. Yani bu şekilde yaparsan işlem hatasına yer vermezsin. Bu şekilde yaparsan hiçbir şekilde yanlış bir sonuçta bulmazsın. Yanlış sonuç buluyorsan da o senin şurada götürdüğün yerlere bağlıdır. Tamam mı? Ama en azından şu kısımda hiçbir hata yapmazsın. Şunlar dönüştürürken hiçbir hata yapmazsın. Mesela örnek veriyorum. Ben burada e, 2x dedim ve x'ler eksi 1'in sol tarafına yaklaşıyordu. 2 çarpı eksi 1'in sol tarafı eksi 1'den epsilon çıkarmaktır. İçeri dağıtırsam eksi 2 eksi 2 epsilon geldi. Tamam mı? Şu şekilde. E şimdi Epsilon ne kadar küçükse 2 e, epsilon da o kadar küçüktür. Dolayısıyla eksi 2'den çıkardığıma göre eksi 2'den daha küçük bir sayı. Yani eksi 2'nin sol tarafı diyebilirim. Bundan kaynaklı zaten biz burayı eksi 2'nin sol tarafına bakmıştık ve 4 demiştik cevaba. Bu şekilde yapılabilir aklınızda bulunsun. Fonksiyonların toplam veya veyahut farklarının limiti. Burada da yine önemli bilgiler vereceğim. X'ler A'ya yaklaşırken fx artı veya eksi gx. X'ler A'ya yaklaşırken fx'in limiti ve g(x)'in limitinin toplamı veya farkına eşittir. Yani bu diyor ben diyorum ki e, fonksiyonların toplamlarının limiti belli bir noktadaki limiti bu fonksiyonların o noktadaki limitlerinin toplamıdır veya farkıdır. Ama dikkat et bunu yalnız ve yalnız f ve g'nin yani şuradaki f'in ve g'nin A noktasında ayrı ayrı limitleri varken geçerlidir bunu yapabilirsin. Yoksa öyle kafana göre mesela bazen f(x)'in limiti olmuyor, g'nin de limiti olmuyor. Sen onları toplayınca toplamlarının limiti oluşabiliyor. Ki bununla ilgili örnekleri izlemek istiyorsan limit ve süreklilik dersinde anlatmıştım ben. O videoyu izleyebilirsin. SML Hoca limit ve süreklilik yazıp oradaki ilk videoyu izleyebilirsin. Buna dikkat edeceksin. Bir örnek sonra bunu daha iyi anlayacağınız bir soru bulacaksın diye orada da onun örneğini açıklamıştım. Şimdi aynı kuralın çarpma ve bölme için olan versiyonu da mevcut. Yine aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Fonksiyonların çarpımlarının a noktasındaki limiti aslında fonksiyonların a noktasındaki limitlerinin çarpımına ve aynı şekilde fonksiyonların oranlarının a noktasındaki limiti fonksiyonların limitlerinin e, limitlerinin oranına eşittir diyoruz. Yalnız burada dikkat edeceksin. g(x)'in a'daki limiti 0 olmayacak. Böyle bir şartımız var. Çünkü payda sıfır olursa ifade tanımsız olacaktır. Pekala ayrı ayrı limitler varsa geçerli unutmayın. Arkadaşlarım bir fonksiyonun a noktasındaki limiti eğer l ise sen bu fonksiyonun c katını alırsan limitin de o limit değerinin c katına eşit olacaktır. Yani l'nin c katına eşit olacaktır. Buradaki söylemimiz daha kolay aklına kalsın diye içeride bir c katsayısı varsa bu c'yi dışarı atıp bu şekilde bir limit hesabı yapabiliyorsunuz. Pekala farklı farklı özellikleri var mı? Tabii ki de var. Şöyle ki bir fonksiyonun n'inci kuvvetini aldıktan sonra a noktasındaki limitine bakmak yerine fonksiyonun limitinin n'inci kuvvetine bakarsan yine aynı sonucu bulursun. Eğer n tek doğal sayıysa ve n'inci dereceden kök içinde f(x)'in a noktasındaki limitine bakıyorsan e tabi doğal olarak limitin n'inci dereceden kuvvetini alabilirsin diyoruz. Eğer n çift doğal sayıysa yine aynı şekilde n'inci dereceden kök içinde f(x)'in a noktasındaki limitine bakmak yerine limitin n'inci dereceden köküne bakabilirsin. Yalnız burada dikkat edeceksin. fx'in a noktasındaki limiti veya fx kesinlikle sıfırdan büyük veya eşit olmalı. Hem limit hem de fonksiyonun o noktadaki limit değeri bize neyi vermek zorunda? Sıfır. En küçük sıfırı vermek zorunda. Negatifse ve burası çiftse zaten böyle bir ifadeye mahal yok matematikte. Pekala hocam mutlak değerli olunca Kardeşim bak mutlak değerli olduğu takdirde sen bunun mutlak değerini aldıktan sonra limit değerine bakmak yerine önce limit değerini alırsın sonra mutlak değerine bakarsın diyoruz. Ve bir sayının f'inci kuvvetinin f x'inci kuvvetinin a noktasındaki limitine bakmak yerine c'nin f nin a noktasındaki limitinin kuvvetine bakman aynı şeyi verir sana. Notumuz var. Trigonometrik fonksiyonlarda limit değerleri nasıl hesaplanacak hocam? dikkat ediyorsun tanımlı olduğu değerler için trigonometrik fonksiyonların bu noktalardaki limitleri aynı zamanda görüntülerine eşit. Yani sen limit mi bulmak istiyorsun? Aynı polinomlarda yaptığımız gibi direkt yerine yazacaksın. Ve ee, genel itibariyle trigonometrik fonksiyonların limit değerleri genel itibariyle belirsizlikler için kullanılır. O belirsizliklerde de trigonometrik özdeşlikler kullanarak belirsizlikleri ortadan kaldıracağız. Birazdan söyleyeceğim zaten bunları. Ama sinüsün, tanjantın, kosinüsün ve kotanjantın tanımlı olduğu aralıklardaki limit değerlerini hesaplayabilmek için direkt a'ları burada yerine yazıp bu sinüs a'ya, bu kosinüs a'ya, bu tanjant a'ya, bu da kotanjant a'ya eşittir diye biliyoruz. Peki bileşke fonksiyonun limitinde ne yapacağız? Bileşke fonksiyonun limitini bulurken özellikle grafikli sorularda veya parçalı tanımlı fonksiyonlarda aşırı derecede dikkat ediyorsun. Önce g(x)'in a'daki limiti m olsun ve f(x)'in m'deki limiti de n olsun diyoruz. m ve n burada reel sayı. Biz burada Önce g'nin limitine bakacağız. Nerede a'daki limitine? A'yı burada yerine yazdın. g'nin a'daki limiti neydi? M idi. Yani şurasının değeri M çıktı. Sonra da f'nin M'deki limitine bakmamız lazım. f'nin M'deki limiti de neydi? Aynı bileşke fonksiyon gibi davranıyoruz ama dediğim gibi grafikli sorularda ve parçalı tanımlı fonksiyonların bu şekilde bileşke altındaki limitlerini bul bulmak için aşırı derecede dikkat edeceksin limit değerinin sola mı sağa mı gittiğini bulacaksın kardeşim. Parçalı fonksiyonun limitinde ne yapıyoruz? Hocam bunda da olay şu. Bize mesela birin sağ tarafındaki limiti mi sorulmuş? Birin sağı nerede? Birden büyük. Birden büyükse o biri ben getirip şurada yerine yazacağım. Eksi 1 artı 7'den 6 gelecek. Birin solu, e birin solu da bak burası birden küçüktür. Dolayısıyla o biri burada getirip yerine yazacaksın 4. Mesela sana şunu sorayım. Birin sağ limiti 6, birin sol limiti 4. Limit var mı bir noktasında? Bir noktasında limit yoktur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Mesela limit x 1'e yaklaşırken fx diyorum. Bunun cevabı yoktur olacak. Her fonksiyonun her noktada limit olmak zorunda diye bir kural da yok. Sıfırın sağ limiti. Sıfır nerede hocam? Sıfırın burada ve burada. Ama sağ dediği için sıfırdan büyük. Dolayısıyla ben burada yerine yazacağım. 3 geldi. Ve sıfırın sol limitine bakıyorum. Sol limit de burada yerine yazacağım. Sıfır eksi birden eksi bir geldi. Mesela sıfırda limit var mı? Yok. O halde ben şuraya rahatlıkla yoktur diyebilirim. Sıfır noktasının sağ limiti 3, sol limiti eksi 1 geldi. Çünkü birbirine eşit değil, birbirinden farklı. Dolayısıyla limit değerleri birbirinden farklı olduğu için solunlu sağının o noktada limit yoktur diyoruz. 3 noktasında limit var mıdır? Vardır. Limit olup olmadığını nereden anlayacağım? Hocam burada 3 yoktu. Onu da şöyle yapıyorsun. Polinom, polinom, polinom. Polinom fonksiyonlara aşık olmamız lazım. Polinom fonksiyonlar bizim için akarı kokarı olmayan fonksiyonlardır. Polinom fonksiyonlar mükemmel fonksiyonlardır. Her noktada tanımlıdır, limiti vardır, süreklidir, türevlidir ve integrallenebilir. Dolayısıyla polinom fonksiyonlar bize sıkıntı çıkarmadığı için ve bunlar da birer polinom olduğu için sağına soluna bakmana gerek yok. Direkt olarak noktayı yerine yazacaksın. Bizden 3 noktasındaki limit istenmişti. 3 de bu aralıkta. Dolayısıyla 3'ü direkt getirip burada yerine yazarsın ve limit 4'tür dersin. 2 noktasında hocam 2 de burada. Dolayısıyla onu da burada yerine yazacağım ve 5 gelecek. Şimdi gelin şuna bakalım. 1'in sağ tarafında en içerideki f'in limiti. 1'in sağ tarafı neresi? Burası hocam. Yerine yazıyorsun. Eksi 1'in sağ tarafı artı 7. Şimdi ben 7'nin üzerine 7'nin üzerine normalde eksi 1 eklesem 6 gelir. Değil mi? Ama şöyle bir durum var. 7, bak şimdi 7. E, şurası eksi x'ti ya. 7 eksi x yazarsan 7'den 1'in sağ tarafını çıkarıyorsun. Aslında böyle düşünürsen daha basit olur. Şimdi 1'in sağ tarafı 1'den büyüktür. 7'den 1'den büyük bir sayı çıkarırsam 6'dan biraz daha küçük bir sayı bulursun. Yani 6'nın sonunu bulursun. 6'nın sonu nerede hocam? O da burada. 6'nın sonunu burada yerine yazarsan 7 eksi 6'nın sol tarafı. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır. Lakin... 7'den 6'nın 6'dan biraz daha küçük bir sayı çıkarırsan 1'den biraz daha büyük bir sonuç elde edersin. Bak burası da neymiş? 1'in sağ tarafı. E az önce ben 1'in sağ tarafını yerine yazıp 6 bulmuştum limiti. Şimdi 1'in yine yerine yazarsam yine 6 bulurum. Artık fonksiyon kalmadığı için elimizde yani burada f tükendiği için cevaba direkt 6 diyebilirsin. Yani 6'nın sağ sol tarafı falan demek zorunda değilsin. Devam ediyorum gençler. Mutlak değer fonksiyonunun limiti, burada da kritik noktalar bizim için değerli. Aslına bakarsan, parçalı tanımlı fonksiyonla aynı anlama geliyor çünkü biliyorsun ki her mutlak değer fonksiyonu aynı zamanda bir parçalı tanımlı fonksiyondur. Buna göre işlem yapacaksın. Gerekirse mutlak değer fonksiyonu parçalı tanımlı fonksiyona dönüştür, o şekilde çöz. Aynı şekilde çözeceksin. Burada bizim için kritik noktalarda incelenirken fonksiyonun noktadaki sağ ve sol limitleri kesinlikle ama kesinlikle incelenmelidir diyoruz. Şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere. Limitte de belirsizlikler. Aslında 8-9 tane belirsizlik çeşidi var. Ama müfredatımızda sadece ama sadece 0 bölü 0 belirsizliği kaldı elimizde. Reel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlarını ele alalım. Eğer x'ler a'ya yaklaşırken fx'in limiti 0 ve a noktasında gx'in de limiti 0 ise o halde f bölü g'nin limiti 0 bölü 0 olacaktır. Ama 0 bölü 0 şimdi 0'ı bir sayıya böldün 0 haricinde bir sayıya e bu sıfır gelir Sıfır haricindeki bir sayıyı sıfıra böldün E bu tanımsız gelir E şimdi sıfırı bir sayıya böldüğüm için cevap sıfır mı olacak Sıfır bölü sıfırda Yoksa sayıyı sıfıra böldüğüm zaman Tanımsız oluyor da yoksa tanımsız mı olacak Buna, Bundan kaynaklı ki Belirsizdir kardeşim Şimdi tanımsızlıklar Matematikte giderilemiyor maalesef Yani tanımsız tanımsızdır Ama belirsizse işte biz o belirsizliği Ortadan kaldırabiliriz Aynen Türkçe karşılığı bu Pekala. Burada demiştik. Sıfırın sayıya bölümü sıfır. Sayının sıfıra bölümü tanımsız. Sıfırın sıfıra bölümü de belirsiz demiştik. Unutmayın tanımsızlığa yapacak bir şey yok ama belirsizlik ortadan kaldırılabilir. Bunları nasıl ortadan kaldırıyoruz arkadaşlar? Çarpanlar ayırma yöntemleri kullanabiliyorsun. Veya çarpanlarına ayrılamayan bir ifade varsa köklü ifadelerdir genelde. Onları da eşlenikle çarpıp pay kısmını eşleriyle bölüyorsun yine tekrardan aynı sayıya. Ve bu şekilde sadeleştirmelerin meydana geliyor. Ama ne demiştik? Türevde L'Hospital öğrendikten sonra Le Hospital diye yazılan kural var ya onu öğrendikten sonra zaten her şey çok daha basit hale geleceği için sıkıntı yaşamana stres yaşamana gerek yok. Sandviç teoremi Türkçe karşılığı sıkıştırma teoremi diyoruz. Çok da güzel isim bulmuşlar. Yani sandviçte de böyle sıkıştırırsın ya. Sandviç teoremi sıkıştırma teoremi diye. Bizim için teorem hani teoremin şuradaki anlamı çok fazla önemli değil. Lakin lakin Bizim için sonuçları inanılmaz derecede önemli. Ama ben yine de bir sıkıştırma teoreminden sana bahsetmek istiyorum. Ee, görsel olarak anlatırsak çok daha iyi aklında kalacaktır. Diyor ki mesela bir tane f fonksiyonum var. F fonksiyonu şu şekilde verilmiş. Bir tane de g fonksiyonum var. G fonksiyonu da bana şu şekilde verilmiş bir fonksiyon olsun. Bu g fonksiyonu bu da f fonksiyonu. Şimdi ben şu cümleyi kurabilirim. F fonksiyonu daima ve daima g fonksiyonundan daha küçüktür veyahut eşittir. Eşit olduğu yerlerden birisi de mesela şuradaki A noktasındaki absisti noktada F A eşit olmuş diyebiliriz. O halde şunu söyleyebilir miyim? A noktasında F'in limiti G noktasında pardon A noktasında F'in limiti A noktasında G'nin limitine eşittir. Çünkü aynı yerden geçiyorlar. Evet diye, diyebilirim. Şimdi gelin bir tane de h fonksiyonu üretelim ve bu h fonksiyonu daima ve daima hiç şaşmasın her zaman f'in üstünde G'nin altında olsun. Nasıl bir fonksiyon çizerim? Kafama göre takılırım bak. Hop geldim kafama göre takılırım. Lakin ben madem F'in üstünde G'nin altına çizeceğim. Doğal olarak mecburen şuradaki dar boğazdan geçmek zorundayım. Şurası var ya gençler. Buradan geçmek zorunda. İstanbul boğazı gibi düşün. Adam Ege'den Rusya'ya ne götürmek istiyor? Mal götürmek istiyor ama boğazdan geçmek zorunda lan oradan geçeceğim mecbursun. Tamam mı? E şimdi madem öyle ben şunu şuradan geçirdim. Hop! Ve yoluma istediğim gibi devam edebilirim artık. Yani Boğaz'dan geçtikten sonra Rus gemisi Karadeniz'e istediği gibi dolaşsın beni ilgilendirmiyor. Boğaz'dan geçsin o parayı bana versin mi? Tamam mı? Şimdi gençler. Ben o zaman bu h fonksiyonu için şunu söyleyebilir miyim? Ben bu fonksiyonun ne olduğunu bile bilmiyorum. Ama a noktasında limiti kesinlikle f ve g'nin limitine de eşittir aynı zamanda. Bundan kaynaklı e, ee, h fonksiyonunun da a noktasında limiti vardır ve l'dir diyebiliriz. Pekala bunun sonuçları bize ne getirisi var? İspatları da var. Çok detaylı dinlemek isteyen ve öğrenmek isteyen arkadaşlarım dediğim gibi limit ve süreklilik e, konu anlatımlarımda bunları dinleyebilir arkadaşlar. Bunlardan şunun da ispatını yapmıştık. Diğerlerinin ispatı da birbirinin aynısı. Şimdi diyorum ki Burada bir trigonometrik fonksiyon sinüs veya tanjant olunca yapabiliyoruz sadece. Hocam sinüs veya tanjant yoksa o zaman sen kosinüsü sinüse çevirmeyi biliyorsun. Ekstradan kotanjantı tanjanta çevirmeyi de biliyorsun. O halde biz bu şekilde verilmiş trigonometrik fonksiyonlar için bunu yapabiliriz. Ve unutma değişkenlerin her daim sıfıra yaklaşacak. Sinüs x'in x'e oranının x sıfırdaki limiti 1'dir diyoruz. Normal şartlar altında 0 bölü 0 belirsizliği var burada. Bunların tamamında 0 bölü 0 belirsizliği var. Ama biz ne diyoruz arkadaşlar? İşte bu belirsizlikler sandviç teoremi gereği bize biri verir. Bunları da yapabilmek için normalde matematiğin katleden, katleden bir yöntem. Lakin çalışan bir yöntem. Sıkıntısız çalışan bir yöntem. Bundan kaynaklı arkadaşlar benim dediklerimi şimdi matematiği birazcık katledeceğim 30 saniyeliğine. Ama size her daim kolaylık sağlayacak. Arkadaşlar. Sinüs ve tanjantlı her şeyi görmezden gelebilirsiniz. Mesela ben burada sinüsün üstünü karaladım. Karaladım abi. Bak sinüsün üstü karaladım. Gitti gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Arkadaşlar bu da gitti. Sinüs ve tanjantı aynı anda götürdüm. Bak tanjantı götürdüm. Tanjantı götürdüm. Şimdi geriye ne kalıyor bak. X bölü X. 1 Ah, bak X bölü X. 1 AX bölü BX. A bölü B'dir. X bölü X. 1'dir. X bölü X. 1. AX bölü BX A bölü B 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 Bunların tamamı sandviç teoreminin bize kazandırdıklarıdır Sonuçlarıdır kazanımlarıdır arkadaşlar O yüzden teoremi kim bulduysa teşekkür ediyoruz Bence bunu bulduktan sonra matematikçiler baya bir rahatlamıştır Umarım sizde sınavda rahatlatan bir yöntem olur Arkadaşlarım süreklilik kavramı Bu kavramda e, size Sürekliliğin ve süreksizlik hakkında bazı bilgiler de vereceğim. Aman diyeyim buraya dikkat. Grafik tanımını ele alacak olursak, kalemi kaldırmadan çizebileceğimiz fonksiyon grafiği fonks, e, sürekli bir fonksiyona aittir diyoruz. Kalemi kaldırmıyorsan o fonksiyon süreklidir. Ha bak şundan bahsetmiyorum ha dikkatli dinle. Sen gidip şimdi kalkıp bu fonksiyonu hop böyle çizdim hocam. Hani şöyle fonksiyonlar oluyor ya. Mesela bu fonksiyon sürekli bir fonksiyona ait e, değil. Ama adam diyor ki hocam diyor ben bunu böyle gelirim diyor. şuradan şöyle dönerim diyor. Hop kalemi kaldırmadan çizerim diyor işte. O yüzden bu e, tanım bizim için öğrenci tanımıdır. Kolay tanımdır, adi tanımdır. Adi'den kastım sıradan, basit. Tamam mı? O yüzden e, tam anlamıyla bir tanım değildir. Tam anlamıyla tanımını öğrenmek istiyorsan gel şuraya bakalım. Diyor ki reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu a reel sayı olmak üzere x eşittir a noktasında sürekli olabilmesi için 4 tane şart var. Bak 3 şart sunulur sana normal şartlar altında. Ben sana 4 tane şart sunuyorum. 1. Fonksiyon x eşittir a'da tanımlı olacak. Abi ilk şartım benim bu. Tanımlı olması. O noktada tanımlı değilse sürekli sürekli diyemezsin. Tamam mı? 2. Fonksiyon x eşittir a'da limitli olacak. Limiti de olacak. 3. A'daki limitinin görüntüsü ee, ne a'daki limiti o fonksiyonun a'daki görüntüsüne eşit olacak. Limit görüntüye eşit. Yani sen limit x a'ya yaklaşırken fx'i buldun ya eğer bu f a'ya eşitse fonksiyonlardaki normal görüntüye eşitse işte o zaman e, yani süreklidir diyebiliriz. 4 fonksiyonun tanımsız olduğu bir noktada sürekliyi incelemeyecek. Tanımsız olduğu noktalarda fonksiyona süreksiz diyemeyiz. Şimdi burası benim için önemli. Senin için de önemli olmalı. Eğer gerçekten matematikte böyle haşır neşir olmak istiyorsan ve matematik derslerini seviyorsan burası çok değerli. Çünkü gençler normal şartlar altında matematik derslerinde bir süreklilik bir de süreksizlik tanımı vardır. Hem sürekliliğin tanımında hem de süreksizliğin tanımında şartlarımız var. Ve ilk şartımız hep şudur. Fonksiyon A'da tanımlı olacak. Sürekli diyebilmen için A'da tanımlı olacak. Süreksiz diyebilmen için A'da tanımlı olacak. Düşünsene fonksiyonun A bir noktada tanımlı olmadığını düşünün. Örnek veriyorum 5 değeri için fonksiyonun tanım kümesinde 5 yok. Ama sen diyorsun ki fonksiyona sen 5'te süreksizsin. Fonksiyon sana der ki hadi lan oradan. 5 noktasında sürekli mürekli değildir. Süreksiz de değildir. İncelenemez diyeceksiniz. Tamam mı gençler? Ama en bu fonksiyonun reel sayılarda örnek veriyorum sürekli olduğu en geniş aralığı bul diyorsa işte o zaman reel sayılardan 5'i çıkarırsın çünkü 5 noktasında sürekli değildir tamam sürekli değildir ama süreksiz de değildir bunu da sakın lütfen unutma aşağıda verilen fonksiyonların grafiklerini detaylı bir şekilde yorumlayalım bak mesela kardeşim bu fonksiyon A'da tanımlı mı? Evet tanımlı. Birinci şart sağlandı. Peki limit var mı? Limit var. Limit var. Hatta limiti a, görüntüsü ne? E, limiti f görüntüsüne e, O da f a. E tamam o zaman bu fonksiyon a'da süreklidir. a'da süreklidir. Tamam. Pekala yani, geldim buraya. Bu fonksiyon a'da tanımlı mı? Tanımlı değil. Şimdi, tanımlı değilse, tanımlı değil. O zaman daha birinci şarttan sağlamadı. O zaman sürekli de değildir. Bak süreksiz yazmıyorum. Sürekli değildir diyorum a noktasında. Tamam çünkü daha A noktasında tanımı yok bu fonksiyonun. Peki A noktasında bu fonksiyon tanımlı mı? A evet tanımlı. Peki limit değeri B iken görüntüsü C mi? Evet o halde bu fonksiyon A noktasında tanımlı. Limiti var ama limit neye eşit değil? Görüntüye eşit değil gençler. İşte bundan kaynaklı bu fonksiyon süreksizdir diyebilirim artık. Süreksizliğin şartını sağlamıyor mu? İlk şartı neydi? tanımlı olmasıydı. E tanımlı olduğu için artık ben buna süreksiz diyebilirim. Bak dikkat et. Bu noktada ve bu noktada. Buna dikkat ediyorsun. Bunun bundan farkı ne? E şimdi bu A noktasında tanımsız, hiçbir nokta yok. Ama bu A noktasında tanımlı. Ben buna süreksiz diyemedim ama buna derim. Çünkü o noktada fonksiyonun tanımı var. Tamam mı? Görüntüsü var. Tanım kümesinde A noktası var var olduğu için sen bu noktada süreksizsin diyebilirim. Ama burada olmadığı için a noktası tanım kümesinde ben buna süreksiz falan diyemiyorum. Geçtim buna. Bu fonksiyon tanımlı mı? Evet tanımlı. Limiti var mı? Limit yok. Limit yoksa kimse kusura bakmasın devamını getiremem. Süreksizdir diyeceğim. Tanımlı olduğu için süreksizdir diyebiliyorum ama dikkat. Bu noktada tanımlı mı? Evet tanımlı. Pekala Limit var mı? Limit yok. Çünkü sol limit B, sağ limit C'ye gitmiş. O halde direkt süreksiz diyebiliyorum ben buna. Çünkü tanımlı. Pekala buraya bakıyorum. A noktasında limit var mı? Limit olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Limit'in bir reel sayı eşit olması gerekiyor öncelikle. Şimdi bazı öğrencilerim var. Diyor ki Hocam A'da diyor sonsuza gitmiş diyor. A'nın sol tarafında sağ tarafında da sonsuza gitmiştir diyor. Şöyle alamadım oradan. Burada da artı sonsuza gitmiştir diyor. E o zaman limit vardır ve sonsuzdur diyor. Hayır kardeşim limit bir reel sayı değerine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla direkt limit yok. Limit yok. Dolayısıyla bakıyorsun A'da tanımlı mı? A noktasında tanımlı da değil o halde. Ben buna sürekli değildir bu noktada diyorum. Sürekli Değildir diyorum zaten grafiğe baktığınız zaman da Siz bunun sadece grafik üzerinden Bile sürekli olmadığını anlayabilirsiniz Gençler Evet böylelikle limit ve sürekliliği Üzerinden hızlıca Önemli yerlere de değinerek Tekrar etmiş olduk şimdi sırada ne var Limit ve süreklilik tekrar Sorularımız var sevgili gençler Artık hazırsanız Bu videodan hemen bir Yarım saat sonra falan yani yaklaşık Olarak yarım saat sonra size ben çok Güzel tekrar soruları çözeceğim ve bu tekrar sorularını da çözdükten sonra sizi ödevlendireceğim. Ödev kitabınız yoksa hemen arkadaşlar hiç beklemeyin vakit kaybetmeyin. Ben siz normalde çıkardığım bir kitap için bunu kesinlikle almalısınız falan diye şimdiye kadar hiçbir noktada zorlamadım ama... Kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum ki bu kitabı, bu fasikülü almak zorundasınız. 96 sayfa ve içerisinde sadece 400 tane soru var. Her konudan, her ayete matematik konusundan 40'ar tane soru var içerisinde ama bu 40 soru öyle normal standart soru bankası sorusu falan değil tamamen seni geliştirecek tamamen senin kazanımlarına odaklanılmış tamamen konunun en başından en sonuna kadar içerisinde kolay orta zor bütün soruların olduğu ve hiçbir şekilde bir tane bile açığa eksik e, mahal verilmeyen sorulardan oluşuyor yani tam anlamıyla bu soruları çözüyorsun ve konuyu Baştan aşağı çok güzel bir şekilde tekrar etmiş oluyorsun. Bu senin için çok değerli. Bundan kaynaklı alman için ısrar ediyorum. Duymayan, bilmeyen, görmeyen kalmasın. Sonra sınavdan sonra pişman olur diyelim. Evet gençler. Sonraki videomuz tekrar sorularının çözümü olacak. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.